Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün LGS öğrencilerimle birlikte eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden harf inkılabını işleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Harf inkılabı demek ki eskiden kullanılan harf sistemini kabul etmiyoruz. Yerine yenisine geçiyoruz anlamına geliyor. Eskiden Osmanlı Devleti zamanında Osmanlıca denilen bir alfabemiz var. Bu alfabeyi incelediğinizde Arapça ile hemen hemen benzer olduğunu görebilirsiniz. Yani Kur'an harfleriyle benzer olduğunu görebilirsiniz. Ancak Türkler geçmişten beri alfabe kullanıyorlardı zaten. Zamanında Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi kullanılmıştı. İslamiyet'ten sonra Arapça harflere geçtik ve Osmanlıca dili gelişti. Ancak bu dil tam olarak bizim kültürümüze uygun değildi. Mustafa Kemal 1928'de Türkçeye uygun yeni bir Türk alfabesi oluşturmakla görevli bir komisyon kurdu. Bu komisyon çalışmaları sonucunda Türkçedeki sesleri en iyi karşılayan harflerin Latin alfabesi olduğuna karar verdi. Biliyorsunuz ki Latin alfabesi bugün kullandığımız alfabedir. Bu alfabeden bazı harfler çıkarıldı. Çünkü bunlar bize uygun değil. Hangi harfler? X, W ve Q harfleri. Bazı yeni harfler de eklendi. Yani Latin alfabesinde şu gördüğünüz parantez içerisindeki harfler yok. Ç, yumuşak G, I, Ö, Ş ve Ü harfleri de bugünkü kullan kullandığımız alfabeye eklenerek Yeni alfabemiz Latin alfabesi kabul edildi. Peki bu yenilik neden yapıldı? Yani Osmanlıcada kalsaydık olmaz mıydı? Harf inkılabının nedenleri ne şimdi bakalım. Arap harflerinin Türkçe dil ve ses yapısına uygun olmaması. Yani eskiden kullandığımız Osmanlıca temeli Arap alfabesi oluyor. Bu dil Türkçenin dil ve ses yapısına uygun değil. Türk dilinin okunup yazılmasının daha da kolaylaştırılmak istenmesi. Latin harfleri öğrenmesi kolay harflerdir. Bu yüzden daha da kolaylaştırmak için bu harflere geçiyoruz. Milli kültür ve milli dilin gelişimini sağlamak. Yani kültürümüz ve dilimizin daha da gelişmesi, hızlanması, modern hale gelmesi için bunu yapıyoruz. Ve son olarak eğitimle bağdaştırırsak çünkü Eğitimi biz neyle öğretiyoruz? Harflerle, alfabeyle öğretiyoruz. Eğitimin modern ve çağdaş bir yapıya kavuşturulmak istenmesi harf inkılabını yapmamızın nedenleri arasındadır. Peki harf inkılabını yaptık sonuçlarında neler oldu? Evet ilk başlarda okuma yazma oranında büyük bir düşüş yaşandı. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. İlk başlarda dilimizi kaldırıyoruz. Yerine yepyeni bir şey. Hiç bilmediğimiz bir şey tamamen okuma yazmayı unutuyoruz bir anda. İlk başlarda böyle oldu ama harfleri öğrendikten sonra okuma yazma daha da kolaylaştı. Türkçe üzerindeki Arapçanın etkisi giderek azaldı. Çağdaşlaşma için önemli bir adım atıldı. Çünkü dünyanın birçok devleti Latin alfabesini kullanırken bizim Osmanlıca harfler kullanmamız onlarla aramızda ayrım oluşturuyordu. Çağdaşlaşmaya destek verdi. Latin alfabesinin kabul edilmesi. Milli dil ve kültürün gelişimi de Latin alfabesinin kabul edilmesiyle sağlanmış oldu. Gelelim yapılan harf inkılabı Atatürk'ün hangi ilkeleriyle ilgilidir? Öncelikle milliyetçilik. Çünkü biz daha önceden sizlerle beraber şunu öğrenmiştik. Eğitim ve kültür alanında bir şey yapılıyorsa tamamını biz milliyetçilik içerisine dahil edebiliriz. Burada harf inkılabı tamamıyla bizim eğitim ve kültürümüzle alakalı olduğu için milliyetçilikle ilgili diyoruz. Zaten başlı başına eski bir şeyi kaldırıp yeni bir şey getirdiğimiz için bu bir yeniliktir. Dolayısıyla inkılapçılık ilkesiyle alakalıdır diyoruz. Yine harf inkılabıyla birbirine bağlı olan bir yeniliğimize bakalım. Bir inkılabımıza bakalım. Millet mektepleri. Öncelikle mektep kelimesinin anlamı okul demektir arkadaşlar. Bunu bilirseniz zaten millet mekteplerinin ne demek olduğunu bilirsiniz. Biliyorsunuz ki harf inkılabı ile birlikte yeni alfabeye geçtik ve bir anda ülkemizdeki çoğu insan bilgisiz kaldı. Çünkü yeni alfabeyi kimse bilmiyor. Bir anda sıfırdan yeni bir şey geldi hiç kimse bilmiyor. Peki bunları nerede öğreteceğiz? İşte millet mekteplerinde öğreteceğiz. Harf inkılabının kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek ve okur yazar oranını arttırmak için 24 Kasım 1928'de millet mektepleri açıldı. Hani şöyle aklınıza getirin. Bugün okuma yazma seferberliği var biliyorsunuz. Yaşlı teyzelerimiz, yaşlı amcalarımız, okuma yazma bilmeyen kişilerimiz gidiyor. Harfleri teker teker en baştan A harfi, B harfi teker teker böyle öğreniyorlar. Millet mekteplerinde böyle düşünün. Harf inkılabı yapıldıktan sonra kimse okuma yazma bilmiyor. Bunlara, bu kişilere okuma yazma öğretmek için açılan okul diyebiliriz millet mektepleri için. Ülkede okuma yazma seferberliği başladı. Yani hani deriz ya 7'den 77'ye herkes okuma yazmaya başladı. İşte ülkede tam bir okuma yazma seferberliği başladı. Gazeteler bile gazete sayfalarında günlük gazetelerinde okumayla alakalı egzersizler çalışmalara yer vermeye başladı. Bu mekteplerde 16-45 yaş arasındaki vatandaşlara kurslar düzenlenerek yeni harflerin onlar tarafından öğrenilmesi sağlandı. Çok meşhur bir fotoğraf vardır. Mustafa Kemal eline tebeşiri almış, harfleri halka öğretmeye çalıştı bir fotoğraf vardır. Bunu da görürsünüz. Ya birçok yerde bu resmi de fotoğrafı da görürsünüz. Bu şunu gösteriyor arkadaşlar? Mustafa Kemal'in eğitime önem verdiği ve bizzat bu eğitimleri, millet mekteplerinde yapılan eğitimleri desteklediği ve ne yaptığı kontrol ettiğini bizlere gösteriyor. 24 Kasım 1928'de millet mekteplerinin açılmasıyla Mustafa Kemal'e baş öğretmen ünvanı verilmiştir. Çünkü sebebi şu biraz önceki söylediğim fotoğrafta yatan işte sebep bu. Sebebi gittiği gezilerde eline tebeşir alarak bizzat ders vermesidir. Bu da onun hem eğitime hem de öğretime önem verdiğini zaten bizlere gösteriyor. Bu olay mille, e, meclisimiz tarafından kendisine baş öğretmen ünvanı verilerek sonuçlandırılmıştır. Peki millet mekteplerinin açılması Atatürk'ün hangi ilkeleriyle alakalıdır? Bir kere eğitim ve öğretimle alakalı bir şey olduğu için eğitim öğretim ve içerisine kültür de dahil olduğu için otomatikman milliyetçilik ilkemizle alakalıdır. Eski olan bir şey kaldırılıyor. İşte eski medreseler falan kaldırıldı. Yerine işte millet mektepleri açıldı. Yani tamam tamamıyla bir yenilik olduğu için de Atatürk'ün inkılapçılık yani yenilik ilkesi içerisine alabiliriz. Evet arkadaşlar böylelikle dersimizi bitiriyoruz. Derslerimizi beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz Tam buradan abone olmayı lütfen unutmayın.